Bak istiyorum, bir bana göster. Bak o tarafa, o tarafa şöyle. Tamam, kaydediyorsun. Şimdi bugün ayın kaçı? 30. Ayın kaçı? 30 mu? 30. He. 30 Mayıs 2021, kız kardeşimin evindeyim. Şu şeyi bir göster. Şu zevkini bir göster. Ben siyah renk koymayın dedim, siyah renk koymuşlar. Ondan sonra beyaz halı falan, beyaz şeyler. Böylesine bir zevkleri var. Saatleri bile siyah ve beyaz. Beşiktaşlı mısın sen? Fenerbahçeliyim. O zaman iyi. Fenerbahçe'ye ihanet etmişsin. Bunu şu anda gösteren kişinin suratı şerifini göstereyim size. Feridun. Buyur. Tamam tamam. Şimdi dur. Şimdi misafirimiz var. Misafirimiz Tuncer. Tuncay. Niye Tuncer diyorum? Tuncay. Tuğçe. Altı. Maşallah. Tuncay'la çoktandır tanışıyoruz. Buraya gelince her seferinde görürsünüz. Çok iyi bir arkadaş. New Jersey'de. Tuğçe de kızı ve kızının bir oğlu var. Az önce oğluyla biraz konuştum. Zeki bir çocuğa benziyorsun. Sen zeki misin? Zeki bir çocuk musun sen? Normal bir çocuğum. İyi bir çocuk musun? Normal bir çocuksun. İyi bir çocuksun. Bir ayağa bakayım, boyunu ölçeyim. Az önce boyunu ölçtüm. 4 karış mı, 5 karış mı öyle bir şey çıktı. Bir bakayım. 1, 2, bakayım uzamış mısın o zamandan beri? 2, 3, 3, 4, 5 ve iç parmak. Oo, bir parmak uzadın sen. Çok fazla, böyle ilginç. Şimdi bunu bir şey testine tabi tutuyorum, balık testine. Yani şöyle iki ayağından tutuyorum. Baş aşağı şey... Yapma, yapma, yapma! Gülebiliyorsa, devam edebiliyorsa iyi, balık. Kaç yaşındasın sen Altu? 5 yaşındasın, maşallah. Şimdi Altu, sana bazı sorular soracağım. Size anneni bir tarif et bana, birkaç tane kelimeyle. Nasıl bir annen var? Anneni tarif edebilir misin? Diyelim ki ben görmedim, anneni bana anlat. Annen var mı senin? Var. Adı ne senin annenin? Tuğçe. Tuğçe, millete anlat bak, kaydediyor. Nasıl bir annen var? Anneni anlatır mısın biraz? Annem iyi bir çocuk. İyi bir çocuk. Çok güzel, maşallah. Peki seninle ne konuşmuştuk? Burada kareler konuşmuştuk, gel bakayım bana. Bu nedir? Buna ne deniyor? Eğer bir taraf şu alt şey tarafı, üstü bu. Eğer birisi diğerinden biraz uzunsa ve aradaki açılar 90 derece ise, dik açıysa buna ne deniyor şu şekle? Dikdörtgen. Maşallah. Bir de iki taraf birbirinin aynısıysa, şuyla şu, ona ne deniyor? Kare. Maşallah. Göster bakayım bana bir kare. Gördük mü bir kare? Hatırlıyor musun? Nerede? Yerde göster. Allah Allah. Hatırlamıyor musun? Hatırla. Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Do you speak English also? Do you understand? Yes. What do you understand? I understand shapes. Really? Do you understand shapes? Shapes, where's, okay. Where's square? Can square, show square? Me the square. Where is the square? Evet, annesiyle biraz konuşalım. Sana geliyorum. I'm coming back to you. That's true. Tuğçe. Efendim. Sen çocuğun ismini Altu koymuşsun. Ne evet. Demek? Altu, benim eşimin adı Ali, benim ismim Tuğçe, Ali ile Tuğçe'nin birleşimi Altu. Maşallah, ay ne güzel, zekaya bak. Eşini de memnun etmiş, kendini de. Çocuk genetik olarak ikisinin ortak ürünü. İsmi de böyle Ali'nin Alı, Tuğçe'nin Tuğu, Altu. Fantastic. Az önce senin öğretmen olduğunu öğrendim. Evet. Hangi yaşlarda çocuklara öğretmensin? 3 ile 5 yaş arası. 3-5 ile arası. Head Start'ta. Ve 9-10 tane çocuk var. Şu anda 9-10 tane çocuk var. Normalde 21 taneydi. Ama 2 öğretmen. 2 öğretmen. 21 çocuk düşüyordu. Buyurun. Okulum
okulunda arkadaşlar vardı. Maşallah. Ama arkadaşlarım adını Atıl, söyleyeyim. Atıl, ben sana geleceğim. Buyur. Çocuklar hakkında bir şey yapar mısın? Çocuk eğitimi konusunda. Çocuk eğitimi konusunda sadece şunu söyleyeyim ben. Her çocuk çok farklı. Her çocuktan çok farklı şeyler çıkıyor. Ondan sonra mesela 3 ile 5 yaş grubu arasında çalışıyoruz. 3 yaş da var sınıfta, 5 yaş da var. 3 yaşındaki çocuğun yaptığı şeyler çok farklı, 5 yaşındaki çocuğun yaptığı şeyler çok farklı ama hepsinin ortak bir yönü oluyor mesela. Message time grubumuz var, ders anlatıyoruz. Her gün mesela bir tane mesaj yazıyoruz tahtaya, onu birlikte okuyoruz, işte büyük harfleri... Dur, şu adamı göster. Bu adam hep yalan söyledi. O Türkiye dünyayı idare ediyor, fethediyor falan diye palavra atıyor. Az önce hani hatırlıyor musun Şam'da namaz kılacağız diye Suriye'ye soktular. Suriye'den sonunda 3-5 bin mülteci getirdiler. Bu hala aynı gazı veriyor. O Libya falan palavra. Libya'yı kaybettiler. Libya'da bir şey yapamadı. Ya yani tutup Amerika'nın uçaklarıyla, İsrail'in bilmem sihalarıyla, mihalarıyla gidiyorsun. Hava atıyorsun hikaye. Maceralar. Yani kesinlikle size yanlış milli hormonları şey ediyor. CNN burada ihanet ediyor Türkiye. Bu palavralar kanlı. Türkiye aç. Aç bir ülke. Patates kuyruğuna giren bir ülkesin. Ve dünyaya nizam veriyorsun. Palavra. Bu palavracıları dinlemeyen millet çocuklara geliyoruz. Güzel. Ben şimdi çocuklara gelelim. Cevap verebilir miyim bu konuda? Seninle sonra söyleşiyorum. Politikayı bir kenara bırakıp çocuklara geri dönelim. Ben bahsedebilir miyim? Çocuklar hakkında işte onu söylüyordum. Bizim okulda işte şu anda eğitim düzeyindeki olan çocuklarda mesela Message Time Plus var. Her gün tahtaya bir tane mesaj yazıyoruz. Büyük harfleri, küçük harfleri öğreniyoruz. Tabii ki de bizim okulumuz international bir okul bu arada. Çok Türk çocuklarımız var okullarda. O yüzden hani onlara şey yapıyoruz. Hani İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyoruz. O yüzden Türk öğretmenleri olduğu için şanslılar birazcık. Onun dışında... Çocuk gelişimi hakkında da gerçekten çocuklar çok farklılar. Mesela hani nerede ne yapacakları belli olmuyor. Her şeyi çok güzel kapabiliyorlar. Ama ben öğretmen olduğum için çok mutluyum. Çok güzel. Peki iki dille eğitim çocuğa zararı var mı yoksa yarar mı? Yok, hayır kesinlikle yok. Çünkü biz de zamanında iki dille eğitimi gördük. Ben de geldiğim zaman buraya ESL öğrencisiydim. Ondan sonra ESL öğrencisi olduğumuz zaman yani çocuk iki kültürü alıyor, iki dili öğreniyor. Evde Türkçe konuşup okulda İngilizce oluyor. Bu sefer okuldaki İngilizceyi kapıyor. Evde bu sefer kendi kendine... Aslında beyni daha simile oluyor. Yani ben bazı makaleler okumuştum. Yani iki dille yetişen çocuklar matematikte de daha başarılı oluyorlar. Bir şey olmaz yazsın. İki dille olmasının avantajları var işte. Çok ailelerden duyuyoruz. Mesela hiçbir şekilde İngilizce bilmeyen çocuklar okulda mesela sessiz, sakin bir çocuk. Konuşmayı bilmiyor, İngilizce konuşmayı bilmiyor. Arkadaşlarıyla bir şekilde anlaşıyorlar. Ve eve gidince o çocuk annesine İngilizce bir şeyler anlatıyormuş. Ve biz buna şaşırıyoruz. Okulda konuşmuyor. Bak. T-35'e bunlar Ay'a da gidiyorlardı. Geçenlerde aynı beyinsizler Ay'dan Türkiye'ye maden getirmeyi tartışıyorlardı. Bakayım isimlerin başında... Yo, iyi, bu iyi. Bir tane doktor var, profesör, doçent, doktor diye yazıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani Amerika'da da doktor, profesör diye yazmazdı ama Türkiye'de profesör yetmezmiş gibi, doçent, doktor halbuki onları içeriyor. Buraya geliyoruz, sen bana kızdın biliyor musun? Yok, ben sana kızmadım. Senin çocukların arasında minik bir hyperaktifler var mı böyle bir konudan daldan dala atlayan? Daldan dala atlayanlar var. Acaba onlar... Ayda mı master yapsın? Vallahi biliyorum öyle. Sürekli palavra yediriyorlar. Senin çocukla ilgili biraz konuştuk. Sen onunla konuşma sorunu olduğunu söyledin. Evet, Altuğ'da şey vardı. Türkçesi hipotoniya olabilir. Kas gevşekliği, Türkçesi kas gevşekliği. Kas gevşekliği sorunu vardı Altuğ'da. O yüzden konuşma terapiste aldı. Fizik terapisti. Pistini hala görüyor. Maşallah, çok iyi. Konuşma sorunu vardı işte.
konuşma terapistini alıyordu. Fakat bu koronadan dolayı şey, evde çok Türkçe konuştuğumuz için Altun'un Türkçesi çok ilerledi. Şu anda okula devam ediyor. İşte okulda da İngilizceyi ilerletiyoruz. İyi. Öyle. Çok güzel. Az önce şeyi kullanıyordu. O nedir? iPad mi? Evet. Çok ilginç ya. O iPad'i. Kaç yaşındasın Aytu? Altun. Kaç yaşındasın? How old are you? 3 years old? 3? 5. 4? 4 years old or 5? 5 years old. Okay. He doesn't want to talk right now. That's fine. Altu elinde videolara gidiyor. YouTube. Bir YouTube olduğunu falan biliyor. Kendi başına videoları buluyor. Harika bir şey ya. Evet, şimdi küçük. O senin şey mi iPad? O benim iPad'imdi. İşte Altun'un konuşma sorunu olunca ben televizyona ve iPad'e karşı bir anneydim, öğretmendim. O yüzden fakat konuşma sorunu olan bir çocuğum oldu. Konuşma terapistleri geldi eve. Ondan sonra ben dedim ki tamam dedim, hani Altun'a ne yapabilirim, şey yapabilirim. Ondan sonra dedim ki tamam, eline bir iPad vereyim dedim. Konuşma terapistinden şey aldım. O da bana dedi ki, eğer dedi mesela phonics on, A is for apple, a apple. Altun dedi bunu tekrar edebiliyorsa da de eline ver. Ver ki hani o phonics'leri öğrensin, şeyleri yapsın dedi. Ben de eline iPad'i bir verdim. O gün bugün iPad elinde bülbül gibi şakıyor. Altun, sana kağıt vereyim. Sen bana bir kuş resmi çiz. Please draw me a bird's picture here. Here it is. This side. Not this side, this side. Here it is. Draw me a bird picture. Bird. Or you can write your name. Or chicken. Okay, write your name with it. But no, no, don't confuse. Chicken. The picture of the chicken or bird. Or eagle. Do you know what is eagle? What is eagle? Bu adam da palavracı. Üf üf üf. Uzmanı bu Abdullah Çiftçi. Bir dinledim. Öylesine rahat söylüyor ki Allah Allah, sanki böyle şeyi anlat. Ne oldu? Bir şey sorabilir miyim ben de? Buyur. Yok yok yok, bir şey sorabilir miyim ben de? Yani bu konu hakkında bir şey sorabilir miyim? Nereden biliyorsun palavracı olduğunu? Ben izledim, videolarını izledim. Üf. Belki de o da senin hakkında öyle diyor. Edip de palavracı. Tartışmaya hazırım. Abdullah Çiftçi beni işiteceksin şimdi. Seni böyle eleştirdiğin için meydan okuma... Yok, ben de onu dinlemişim. Meydan okuma olarak algıla, yüz yüze tartışalım o zaman. Kimin ne olduğu ortaya çıkar. O nasıl yüz yüze tartışırsınız? O zaman sen onu ara. Hanginiz haklı, hanginiz tabii haksız? Tabii ben zaten istiyorum. Ben, bu çünkü ben de dinledim onu. Onu ben de dinliyorum. Ben haklı olarak, palavracı olarak görmedim ben. Sana bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'nin ekonomisi nasıl? Minimum nedir? Asgari ücret nedir Türkiye'de? Ya asgari ücret takmışsın kafaya. Burada da... Bir tipik bir hakemeli. Kerata. Bu benim Feridun. Müzmin bir AKP'li olarak. Ama çok iyi bir insan. Bana elinde de çok güzel bir saç tıraşı yapıyor. Çok iyi bir koca. Yani benim kız kardeşime çok iyi davranıyor gerçekten. Yani ama AKP'lilik ayrı bir olay. O hipnozlanmış o durumda. Uyanması için ne lazım bilmiyorum. Evet, şimdi şeye geliyoruz. Ama konuşması şu anda, can you show me your picture? Did you draw any picture? Oh, this is a beautiful bird. Bu kuş harika. Harika kuş. Nerede uçuyor bu? In the sky. Maşallah. Evet. Çocuk sahiplerine bir şeyin var mı? Oradaki deneyimlerinle çocuk sahiplerine yapacağın bazı tavsiyeler çocuklarla ilgili. Bazı tavsiyeler var. Mesela o çocuk sadece okulda kalmasın. Evde de devam etsinler. Evde de ilgilensinler. 5 dakika bulaşık yıkamadan durabilir herkes. Yani 5 dakika. Ama senin telefonla reklam yapar mısın videosu? Seni de çekeyim sonra. Evet. Altı da video çekebilir. Gel Aynur, gel. Dur bir saniye. Kambersiz düğün olmaz, Aynur'suz vide olmaz. Gel Aynur, gel. Onun için şey diyorum, hani çocuğun eğitimi sadece okulda kalmasın. Lütfen aileler ilgilensin çocuklarıyla. O mesela ödevler, folderlarımız var bizim ödev folderlarımız. Eve gönderiyoruz cuma günleri. Pazartesi bir geliyoruz.
hala koyduğumuz gibi. Hiç açılmamış o folderlar. Ya bir kere açsan ne olur? Evet, Head Start belki 3-5 yaşında ama bu yaşlarda kapıyor herkes her şeyi. Bu yaşlarda bunların beyinleri daha taze oluyor. Daha güzel şeyler kapıyorlar. O yüzden bence 3-5 yaş eğitimi, anaokul eğitimi, yani daha doğrusu erken eğitim dönemi çok... Peki, ben kapıyorum burada. Çok teşekkürler. Ben şurayı göstereyim, şu kitabı göstereyim. Bu İngilizce. Kitap reklamı yaptım o arada.